o kadar değil hocam hocam o kadar değil <laughs> lan yalan lan yavaş sen az elalla sana Ben bu sefer harbiden iptal oldum. <gülüyor> <gülüyor> yaramam, yaramam. <Olsun> <laughs> Hoş geldiniz. Öncelikle Warzone... Kasım'ın 14'ünde büyük güncelleme alıyor. Black Ops 6 mekanikleri ve silahları entegre edilecek Warzone'a. Önceden neyin varsa Warzone'la ilgili yine Warzone'da kalmaya devam edecek. Black Ops da orayı taşınacak. İtemlerin, silahların, her şeyin. MV3, mv de Warzone'da yine kalmaya devam edecek. Ve Warzone ücretsizdir. Paralı veya bir şey satın almana gerek yok. Warzone'u indirdiğin sürece ücretsiz oynayabilirsin. Şimdi gelelim modlara. Silahları kasmaya. Level zor alınıyor evet. Fakat şu an Double XP eventi var. Birkaç gün sürebilir. Emin değilim nüktam geldiği için özellikle. Fakat bizim asıl olayımız silahlarda değil. Burada seçmiş olduğunuz modlardadır. 100 can istiyorsan küçük haritalarda bu moda gireceksin. Ama hardcore istiyorsan Nüktan da geldi. Çok rahat kasabilirsin silahları. Burada silah leveli ekipmanın hiçbir önemi yok. Çünkü can değeri 22. Burada daha çok hareket hızı, eğimi hızlı açan silahlar. Sniper'ları burada yapamazsın. Zor olabilir. Ama iyi oynarsan veya silahını movement'a, harekete göre dizayn edersen onu da yapabiliyorsun. Nüktanı seçebilirsin. istersen moş Ben bütün silahları görmüş olduğunuz tikli alanda yaptım. 4 harita veriyor sana. 2 harita zaten oynanmıyor. 3 tane Mario Perk yapmanın sonucu gal haritası özellikle hiç oynanmıyor. Warhead ve Strike House. İnanılmaz derecede hızlı oyunlar aktığı için silahlarınızın levelini, daha önemlisi kamolarını hızlı bir şekilde açabilirsiniz. Sadece bu modda. Veya Nuketown'da geldi orada da yapabilirsiniz ama Nuketown'da çok koşuyorsunuz. Bakın Nuketown'da çok koşuyorsunuz diyorum. Black Ops'un shipment'ıdır bu harita. Ama diğer iki harita çok daha verimli bana göre. Shipment'tan da küçükler çünkü. Oyun inanılmaz hareketli. Ama sabrın azsa ölmeyi kaldıramayacaksan hiç girme derim. Eğer level konusunda sıkıntıların varsa bir önceki videoma bakabilirsin. Orada bilgiler paylaşmıştım. Sadece bekleme yapayım. Maçtan sakın çıkmayın. Maçı oynuyorsanız bitmesini bekleyin. Çünkü size maç bitince ekstra bonus XP verecek. Ve bu oynadığınız oyuna göre değişir. 3000 olur, 5000 olur, 100 olur, 200 olur vesaire. İlk 9 görevimiz aynı. 100 tane headshot. Launcher ve melelerde değişiyor bıçaklarda. Onlarda sadece kill alıyorsun. İlk 9 görevlerde. Sadece 2 görevimiz değişiyor. Son 4 görev de aynı. İki görevin çevirisini yapmama tek tek gerek yok silahlarda. Zaten silahlarım şu an hepsi açık değil. Bunlarla ilgili sorularınız varsa yorumlara yazın orada cevaplayayım. Toplu bir şekilde sorun. Toplu bir şekilde cevap veririm Türkçe çevirilerini. Gold'da ne diyor? Double kill. Diamond'da 3 kill ölmeden. Dark Spin'de triple kill. Yani arka, arka üçlü öldürme ve üçlü öldürme süreleri gayet iyi. Hani hızlı bir şekilde bunu 3 kez yapacağız. Ve son görev ölmeden 5 kill 3 kez. Black Ops 6'da Kill Order diye bir mod var. Bu mod aslında çok ama çok değerli. Özellikle Hardcore'da sana geliyor. Düşünsene herkes 22 canla iken sen 22 can artı 100-150 piletli canla dolaşıyorsun. Üstüne sol üstte bakın. Yüyevi her zaman açık. Avantajı şu. Benim ölmeden 5 kill almam gerekiyor. Bu özellik bana gelince çünkü ölünce biri takım arkadaşlarına geçiyor sıra sıra. Sana geldiğinde akıllıca kullan. Çünkü bile sana raşlasa bile rahat öldüremeyecek. Gelelim eklentilere. Hardcore oynuyorsan yapman gereken birkaç eklenti var. Stock'tan hareket hızı verenler. Real Grip'ten eğimi hızlı açma. Şarjör sana bağlı. Arttırırsan eğim açman yavaşlar. Pek tercih etmiyorum. 30 tane yetiyor zaten. Fazla bile. Bu ikisi size yeter de artar bile. Ama sen 100 canlı modlarda oynamak istiyorsan şu barrel'ın özelliğine muhtaçsın. Kafa hasar çarparını arttırıyor. Bunu alırsan 100 canlı modlarda kafaya daha fazla hasar verirsin ve daha hızlı alırsın kafa vuruşlarını. Optik de sana bağlı. İstediğin hoşuna giden, rahatına giden bir optik seçebilirsin. AR SMG'ler çok kolay. SMG sınıfında sadece kompakt silazor zor, gerçekten kötü. Bu hardcore'da bile birkaç vurman gerekiyor yani. O kadar kötü. Ve shotgun headshotları zordur. Bakın sağda ne kadar adam öldürdüğümü görüyorsunuz. 811 kill almışım ve bu silah şu an Dark Matter'ı açık değil. Dark Spin'i açık. Kafadan hasarı çok zor. Normal vuruşları çok iyi ama kafa hasarı olmuyor. Hipfire çünkü çok iyi yapamamışlar. Bu yüzden tamamen sabır testi bu iki silah. Bakın asfalı gösterin 500 öldürmede her şey açılmış. Dark Matter'ı dahil açmıştım bunu. LMG'ler de basit. Dediğim gibi hareket hızı falan verebilirsiniz buradan. Marksmanlarda da eğim açma. Sniper'lar da yağ gibi. Tabancalar mükemmel. Fakat launcher'larda birkaç sıkıntımız olabilir. Biri otomatik kilitlenirken diğerinin böyle bir özelliği yok. Launcher'ları kasarken kesinlikle oyun modu olarak normal maç aramanız gerekiyor. Yani yüz canlı çünkü skor kullanması lazım. Üyevi falan vurulmuyor neredeyse. Kantur üyevi biraz vuruluyor. Onun dışında helikopter, işte turret'tır bu skor vurmanız lazım. Ama üyevi vurmak gerçekten zor. Ben çok beceremedim. Kantur üyevi, helikopteri falan vurdum. Helikopter bunlar sayesinde bitirdim. Ama gidip gidip rakipleri öldüm ki bunları kullanabilsinler diye. Ve rakibinizin evleri yüksek olması lazım. Çünkü bazen giriyorum daha yeni başlamış adamlar bundan hiçbirini kullanamazlar. Levelle açılıyor çünkü. Prestige atladığınızda eğer vaktiniz azsa oyun oynamak için atlamamayı da tercih edebilirsiniz. Çünkü tekrar kilitleneceği için her şey sıkıntı yaşayabilirsiniz. Geldik en önemli olaya. Şu 3 perk. Bu 3 perk şu an oyunda hile görevi görmektedir. 3 tane mavi yaparsanız rakipleri doğduktan sonra görüyorsunuz. Yaklaşık 2 saniye falan. Büyük bir süre bunu löfleyecekler merak ediyorum. Çünkü avantajı çok büyük. Bunun sayesinde hızlıca killeri alabilirsiniz. Bakın küçük haritalarda çok işlevsel. Büyük haritalarda o kadar değil ama o minicik haritalarda inanılmaz iş görüyor. Çünkü zaten 2 saniyede rakibe ulaşıyorsun. Düşün 2 saniye görmek ne demek? Gelişini sıkmak demek aslında. Hem avantaj hem dezavantaj çünkü rakip de seni görecek. Bu perkleri kullanıyorsa. Silah konusunda sıkıntı yaşıyorsanız Gunfighter. Bu kartı kullanırsanız silahınıza 3 tane daha eklenti yani 8 eklentili silah yapabiliyorsunuz. Ama hiçbir önemi yok. Hardcore modunda çatır çutur akıyor gidiyor hepsi. Level konusunda sıkıntılarınız varsa bir önceki videoya mutlaka bakın. Şimdi genel olarak oyun çok beğenildi. Batı'da inanılmaz beğenildi zaten. Bizim Türkiye'de hani hikayedir. Multiplayer'dir. Multiplayer'a e hiç bakılmıyor daha doğrusu. Hikayeye bakılıyor ama Black Ops'un hikayesi karanlıktır her zaman. Geçmiş yıllar olduğu için zombiler vesaire birçok etken olabiliyor. Ama şu an inanılmaz tuttu. Ben de çok sevdim zaten. Game Pass'e gelip milletin deneyimlemesi çok daha güzel. Sonuçta pahalıydı. Kimse bakmıyordu ama şimdi multiplayer'i, zombiyi, hikayeyi görebiliyorlar. Kaftı nedir? Gerçekten görebiliyorlar. Oyun bitti, Warzone bitti diyenler bunlar çok ama çok güçsüz yorumlar. Bakın 10 milyon, 20 milyon satıyor. Siz düşünün. Bizim memlekette multiplayer'ı nedir daha bilmeyenler var. Zombi de dahil. Hikayeye bakıp gidiyor adam. Büyük yayıncıların çoğu da öyle. Ama multiplayer ve zombi de inanılmaz içerik var. Zombinin de ayrı bir videosunu yapacağım. Sola yapmıştım. Boss'u yenemedim. Ama görevin tamamı nasıl yapılacağını anlatacağım size. Terminus haritasındakini. Liberty'ye sonra bakacağım. Çünkü gerçekten zor videolar yapması. Anlatabileceklerim bu kadar. Sorularınız varsa sorun. Cevaplarım hepsini. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.